Real TV Amerika Bürosu haber verir. Başkan Joe Biden 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra bugün Ağ Evi'nde ilk basın toplantısını düzenledi. Biden birçok konuda gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalar yaptı bugün. İşte gazetecilerin sorularını almadan önce ise Amerika'daki koronavirüsü aşılamasında son durumla ilgili açıklamalar yaptı. Biden açıklamasında görevdeki ilk 100 günde 100 milyon aşı hedefine planladıkları tarihten tamı tamına 42 gün önce ulaştıklarını belirtti. Önündeki yeni hedefin ise ilk 100 günde 200 milyon aşı olarak açıkladı Biden. Bu konuda iddialı olduğumu biliyorum dedi. Bu başlangıçta koyduğumuz hedefin tamı tamına 2 katı ama hiçbir ülke bu sayıya yaklaşamadığı şeklinde konuştu. Ayrıca Demokrat lider Biden konuşmasında Cumhuriyetçilere de seslendi. Dedi ki Cumhuriyetçiler birlikte çalışmak istiyor mu yoksa ayrıştırıcı siyasete devam mı etmek istiyor? Buna karar vermeliler. Ve son günlerde de gündemde olan tabii bireysel silahlanma, iklim değişikliği ve göçmen reformu gibi alanlarda da Amerika Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilere benim yanımda olun, kendisiyle birlikte hareket etmeleriniz çağrısında bulundu. Benim yanımda olsunlar dedi. Tek bildiğim benim ayrıştırmak için değil, sorunları çözmek için buraya getirildiğim şeklinde konuştu Biden. Aslında Biden'ın basın toplantısında ağırlıklı olarak gündeme gelen konulardan biri ise Amerika ve Çin'in geçtiğimiz günlerde gergin geçen ilk resmi temasıydı. Bu çok gündeme gelmişti. Biden bu konuda Çin'e karşı karşıya gelmek istemediklerini net bir şekilde ifade ettiklerini de yineledi. Ancak Pekin'le sert bir rekabet öngördüğünü de söyledi Biden. Çin'in adil rekabet ve adil ticarette uluslararası kurallara uyması gerektiği konusunda ısrarlı olacaklarını da altını çizdi. Biden Çin'in dünyada lider ülke olmayı hedeflediğini fakat kendisi görevdeyken böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğini de belirtti. Gazetecilerin Amerika'nın Meksika sınırındaki durumla ve aileleri olmadan sınırı geçmeye çalışan çocukların sayısındaki artışla ilgili ısrarlı soruları da oldu Biden'a. Bu konuyla ilgili ise her yıl başında, kış aylarında benzer senaryoları görüyoruz dedi Biden. Benzer artışlar yaşanıyor dedi. Ve bu göçmen sistemi sorunlarıyla ilgili ise eski başkan Donald Trump yönetimini sorumlu tuttu Biden. Hükümetin göçmen sistemini yeniden yapılandırmaya çalıştığını söyledi. Fakat sınırı ne zaman ziyaret edeceği konusunda ise herhangi bir tarih vermedi. Bugün birçok konu gündeme geldi. Birçok gündem maddeleriyle ilgili sorular yöneltildi Biden'a ancak 78 yaşındaki liderin tek bir dönem görevde kalabileceği yönünde bazı yorumlar yapılmıştı. İşte basın toplantısında Biden'a seçimlerde yeniden aday olup olmayı planlayıp planlamadığı soruldu. Biden bu konuda yanıtım evet dedi. Yeniden aday olmayı planlıyorum ve başkan yardımcısı adayı olarak da şu anki yardımcısı olan Kamala Harris'le yola devam etmeyi düşündüğünü söyledi. Biden'a ayrıca karşısında Cumhuriyetçi rakip olaraksa Donald Trump'ın olmasını bekleyip beklemediği soruldu. Buna karşılık Demokrat lider Cumhuriyetçi Parti diye bir parti olacak mı fikrim yok, sizin var mı yanıtını verdi. Bugün toplantıda öne çıkan başlıkları detaylandırdık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.